Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere su seviye sensöründen bahsetmek istiyorum. Sensörün 3 tane pini var. Eksi ucu, ground ucu, gerilim ucu ve data ucu. Suya şu gösterdiğimiz kısımdan itibaren daldırınca bize ADC ile okuyabileceğimiz data gönderiyor. Analog grid serial örneğinden direkt çalıştırabiliriz. Şu anda ben A1 portuna bağladım. Yükleyelim. Şu anda sıfır değerini veriyor. Suya daldırdığım zaman bakın değiştiğini görebiliyorsunuz. Peçeteyle hemen siliyorum. Şu anda suyun içerisinde olmadığı için 0-1 gibi değerler veriyor. Fakat en uç noktasına itibaren daldırdığım zaman bana 300 ila 350 ADC gibi değerler gönderiyor. Şu kısımları silelim. Bunu ADC değeri okuyarak hani bu şekilde görebiliyorsunuz. Fakat şöyle bir durum var. Bize biraz eksponansiyel bir eğri veriyor. Nasıl mı? Buraya yazmıştım aslında ama şurada. Biraz daldırdığımda 350 ADC değerini üzerine işaretledim. 1 santimetrede 540, 2'de 650, 3'te 667, 4'te de 688 ADC değerlerini alıyorum. Bu lineer değil, eksponansiyel bir eğri oluşturuyor. Bundan dolayı da direkt lineer bir şekilde bir formül oluşturarak bu santimetre değerlerini göremeyiz. Bu yüzden de MATLAB programını kullanarak bunu yapacağız. Öncelikle X verip Y'yi oluşturacağız. Y de 0, 1, 2, 3, 4 santimetre. Y'yi giriyorum. 0, 1, 2, 3, 4. X'i giriyorum. X'te de 0'da 300, 350 gibi değer alıyorum ben. 350'den başlayayım. 1 de 540. 2 de 650. 3 de 667. 4 de 688 değerlerini almışım ben. Siz bunları kendiniz bulabilirsiniz. İsterseniz örneklemesini daha fazla da yapabilirsiniz. Burada da bu değerleri aldıktan sonra Y ve X değerlerini oluştu. Curve fitting'e geliyorum. Curve fitting'de yani eğri uydurma. X datamı ve Y datamı seçiyorum. Evet. Ben ilk başta her zaman eksponansiyel eğriden yanayım. Şimdi tabii ki siz bunda bütün diğer eğrileri de görmeye çalışmanız İyi olur. Ben hepsini denedim. Ve en çok bu eğride yakınlaşıyor. Şunlar da yakınlaşıyor fakat tuhaf eğriler çıkıyor. Bu eğriyi oluşturacağız. Yani bizim verdiğimiz dataya göre en yakın olanları bu. Şimdi MATLAB kodumuza gelelim. Şunu şurada sabitleyelim. Bunu da burada sabitleyelim. İşlem yapacağız. İşlem yapacağız. Matematiksel eksponansiyel eğri kullanacağımız için matematik fonksiyonunu ekliyorum. Ve eksponansiyel eğri de yanlış hatırlamıyorsam float değer kullanılıyor. Double da kullanılıyor. Değer olmazsa onu da seçeriz. Seviye diyelim. Eşittir 0. Ve float da x diyelim. X okuyacağımız ADC değeri olacak. Şu integer'ı silelim. Analog grid'den okuduğumuz X değerleri olacak. Ve altına da formül şu şekilde. Seviye eşittir. A çarpı A burada 0 virgül bayağı bir ondalıklı bir sayı. Çarpı eksponansiyel
function b çarpı x. B de bu. Çarpı x. Sensör value yerine seviye yazıyorum. Delay'ı da 100 yapmak istiyorum. Bir nevi zaman filtresi gibi bir şey olacak bu. Kodumuzu yükleyelim. Bakalım hata var mı? Evet. Şu anda hata yok. Şu an gördüğünüz üzere 0 okuyorum. Biraz sokuyorum şu anda seviye sensörünü. 0.44 1. Şu an en dibe kadar soktuğumda 3.23 gibi bir değer alıyorum. Tabii ki eğrimizin hatası payı da olacak. Biraz daha içeri girdiğimde 3.35'e kadar görüyorum. Bunu daha iyi bir hale getirebilirsiniz. Maksimum 4 santimetreye kadar ölçüm yapabiliyoruz. Bu ara değerleri daha fazlalaştırarak, yani örneklemeyi, ben 5 tane örnek aldım. Aralara da işte yarım santim, 1.5 santim, 2.5 ve 3.5 santimleri de yaparak kendiniz daha iyi bir eğri oluşturabilirsiniz. Böylelikle diğer logaritmik, yani böyle eksponansiyel eğri veren, mesela TCRT 5000, kızılötesi mesafe sensörü de bu şekilde çalışıyordu. Onu da bu yöntemle gerçekleştirebilirsiniz ve daha sağlıklı bir ölçüm alabilirsiniz. Teşekkür ederim hepinize, hoşça kalın.